Merhabalar kızlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla, çantamda ne var videosuyla karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi bu bir çantamda ne var videosu. Uzun zamandır video çekemedim ve bunu en iyi şekilde telafi etmek için izlemekten en çok hoşlandığım video olan çantamda ne var videosunu sizlerle paylaşmak istedim. Görmüş olduğunuz gibi şöyle siyahça, büyükçe bir çantam var. Ben bu çantayı 2 yıl önce aldım. Normal bir çantacıdan aldım. Fakat buna benzer çantayı Mango'da gördüm, Koton'da gördüm. Hemen hemen bir sürü çantacıda bu tarza benzer çantalardan var. 2 yıldır da severek kullanıyorum. Çantamın iç kısmından başlayayım. Şu şekilde çantamın orta fermuarı ve gizli fermuarı var. Yani çanta böyle çok aparatlı, çok araçlı bir çanta değil de daha çok atçık şeklinde bir çanta. Hemen başlamak istiyorum. Hazırsanız fazla vakit kaybetmek istemiyorum. İlk olarak cüzdanım çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir cüzdan beni karşılıyor. Ben bu cüzdanı Defacto'dan aldım. Şu şekilde fermuarlı cüzdanları kullanışlı bulmuyorum. Şöyle açılabilen cüzdanları daha kullanışlı buluyorum. Şurada kartlarım var. İşte şurası para bölmesi, kağıt para, bozuk para bölmesi. Şurada da ilacımı saklıyorum. Araba tuttuğunda beni, midem bulandığında beni çok araba tutuyor. Hemen bu ilacı alıyorum. Kolay bulmak için bu kısımda saklıyorum. Evet, cüzdanım bu şekildeydi. Hemen bir başka cüzdan beni karşılıyor. Bu da bozuk para cüzdanım. Bozuk paralarımı ayrı bir yerde saklıyorum. Evet. Üçüncü olarak da telefonum. Telefonum pembe kılıflı. Şöyle göstereyim. Şu anda Turkcell T50 kullanıyorum. Yaklaşık 3 aydır kullanıyorum. Şu ana kadar da çok memnunum. Şu şekilde göstereyim. Bir makyaj çantası çıktı. Makyaj çantasını en sona paylaşmak istiyorum sizlerle. Fazla karışıklık olmasın. İlk başta çantamın içine bakalım diye. Şöyle işte kulaklık ve şarj aleti. Şu şekilde. Ve şöyle bir cüzdan var. Bu cüzdanın içinde de yine bir kulaklık ve MP4 var. Dışarıda müzik dinlemek istersem MP4'ümü kullanıyorum. Çünkü telefonumun fazla şarj yemesini istemiyorum. Bu yüzden de dışarıda müzik dinlemek için bu aleti kullanıyorum ve çantamdan ayırmıyorum. Evet, bakalım başka ne varmış. Çarşıdan aldım. Çarşıdan geliyorum şu anda. Tamamen doğal olmasını istedim videonun. Çarşıdan şöyle bir şal aldım yeni. Şöyle, ben şallara çok meraklıyım. Şöyle 15 liraya yeşil bir şal aldım. Başka bakalım ne çıkıyor. Hiçbir bayanın herhalde çantasından eksik olmayan toka. Watson's'tan aldığım ve bunlara bayıldığım makaronlu selpaklar. Şu şekilde Celebre parfüm. Bu parfümü değil de vücut spreyi. Çünkü parfümler cam olduğu için çantamda çok fazla yer kaplıyorlar. Bu yüzden de böyle küçük cam olmayan şişeleri çantamda tercih ediyorum. Celebre'nin kokusu da hafif olduğu için ben hafif kokulardan hoşlanıyorum. Bunu da severek kullanıyorum. Bakalım başka ne var? Şöyle bir anahtar var. Evin anahtarı. Ve bir not defteri. Bu not defterimi çok çok seviyorum. Ben bunu sadece işte planlayacağım şeylerde de genellikle alışveriş listesi gibi böyle acil unutmamam gereken notları bu defterde saklıyorum. Şöyle de kalem var. Bu şekilde çantamdan hiç eksik olmaz kendileri ve ben bu defteri dediğim gibi bayılıyorum. Çok tatlı, çok severek aldım bu defteri. Ve çantamda bakıyorum. Bir de gazeteden artan hani dışarıda otobüste falan boş vaktim olursa okuyacağım şöyle börek dergisi var gazeteden çıkan onu okurum diye almıştım.
Yine gazeteden çıkan şöyle Grafit'in bir dergisi vardı indirimli. Bu dergiyi de yine otobüste falan boş kalırsam okurum diye almışım. Bakıyorum, görmüş olduğunuz gibi çantamı boşalttım. Çantamın şu bölmesinde, gizli yerinde her bayanın gizlediği bir şey var. Ben de yine o bölmede o gizlediğimiz şeyi kullanıyorum. Ve şimdi makyaj çantasına geçiyoruz. Makyaj çantam, ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Makyaj çantam sürekli değişiyor. O günkü makyajıma göre, işte o günkü ruh halime göre diyeyim, değişiyor. İlk başta onu söyleyerek başlayayım. Sexy Mama'nın transparan pudrasını kullanıyorum. Çünkü yüzüm karma bir yüze sahip. Sürekli yağlanmalar yaşıyorum gün içinde. Bu yüzden yağlanmaları önlemek için bu Sexy Mama pudrayı asla çantamdan eksik etmem. Makyajım ne olursa olsun. Şöyle küçük de bir fırçayla onu muhafaza ediyorum. Sessiz'in bir ağlığı var yine makyaj çantamda. Bakıyorum. Color Me'nin dudak nemlendiricisi var. Fakat ben bunun kokusundan hiç ama hiç hoşlanmadım. Şöyle net görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şöyle. Hiç ama hiç hoşlanmadım kendisinden. Renk pigmentasyonu gayet güzel. Ama dediğim gibi hiç ama kokusundan hiç ama hiç hoşlanmadım bu dudak nemlendiricisinin. Şöyle bir diş fırçası. Ben bu diş fırçası kabını istersem çantamda olsun, isterse evde olsun tozlanmasını önlemek için her şekilde bu kutuda muhafaza ediyorum. Bunu da gratisten aldım. Bence alınması gereken en önemli şeylerden bir tanesi bu diş fırçası kabı. Yanılmıyorsam 3,5 TL'ye aldım. Bir diş macunu. Alfeya diye bir herhalde markası onu bilmiyorum. Böyle bir göz kalemi. Ve çok uygun, çok makul fiyata aldım. Fakat çok çok memnun kaldım. Rhapsody'nin bir ruju. Böyle parlak, şu şekilde parlak, kırmızı. Tam bir yılbaşı ruju. Çok çok hoşuma gitti. Bunu da çok uygun fiyata aldım ama çok severek kullanıyorum. Evet, makyaj çantam da bitti. Ben bu makyaj çantası normalde benim küçüklük çantamdı. Bu çantayı değerlendirmek istedim bu arada. Bayağı bir eski çantadır. Görmüş olduğunuz gibi şuraları da beyazladı ama çok kullanışlı. Çünkü ağzı geniş. Makyaj çantası almak isteyenlere tavsiyem kesinlikle ağzı geniş çantaları tercih etmeniz. Evet, makyaj çantam bitti. Normal çantam bitti. Ve doğal olarak videom da bitti. Umarım sevdiğiniz, beğendiğiniz video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.